Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz duyan yok. Bir haberden esinlendik yine. İzleyeceksiniz. Gaziantep'te defaatle mazot, akaryakıt fiyatlarından yandık. Biz buna çözüm istiyoruz diyen çiftçiye verilen, daha doğrusu verilmeyen cevapları. Kimse sesini duymadı sesini. Çiftçinin, vatandaşın, doktorların, astsubayların sesini duyan yok. Bakan Nebati İstanbul'da halkın sorunlarını dinlemiş ama onun da sesini duyan yok. Çünkü sadece fotoğraf yayınladı. Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz ama önce yürek yakan şehit haberimizle başlıyoruz bültene. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 33 yaşındaki piyade uzman çavuş Hasan Çatal şehit oldu. İki çocuk babası kahraman asker Konya'da düzenlenen askeri törenle vatan toprağına emanet edildi. Acı haber Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden geldi. PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu piyade uzman çavuş Hasan Çatal şehit oldu. Konya Ilgın Esentepe mahallesindeki evine acı haberle Türk bayrakları asıldı. Gidin şehitlerimiz için ateş! 33 yaşındaki piyade uzman çavuş Hasan Çatal, Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda görevliydi. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu'nda yer aldı. İki çocuk babası uzman çavuş, PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Patlamada bir asker de yaralandı. 33 yaşındaki Hasan Çatal'ın naaşı Konya Ilgın'a getirildi. Kahraman asker ikindi namazı sonrası düzenlenen törenle vatan toprağına emanet edildi. Şehit Hasan Çatal son yolculuğuna uğurlanırken silah arkadaşları da terörle mücadeleye aralıksız devam ediyordu. Pençe Kilit bölgesinde düzenlenen operasyonda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.